kadınlarla ilgili 10 gerçekten bahsedeceğiz. Bunlardan bazıları son derece şaşırtıcı, bazıları ise gerçekten şok edici. Ve listedeki maddeler hakkında pek ipucu olmasa da emin olun hepsi gerçek bilimsel araştırmalara dayanıyor. Ve videomuzu izlemeye başlamadan önce abone ol butonunu tıklamayı unutmayın. Vajinayla ağırlık kaldırma. Hiç ağırlık kaldırmayı denediniz mi? Peki bunu vajinayla yapabilen kadınlar olduğunu biliyor musunuz? Bu bir spor dalı ve vajinayla ağırlık kaldırma olarak isimlendiriliyor. Aslında bu spor, pelvik taban kaslarının kasılmasını sağlayarak vajinal kasları eğitmeye yarayan bir egzersiz biçimi. Kadınlar bu yöntemle farklı kilogramdaki ağırlıkları, hatta bazen de taşları kaldırıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bu egzersizleri yapan kadınlar, vajina konisi olarak isimlendirilen yumurta şeklinde plastikten yapılmış özel bir alet kullanıyorlar. Aparatın ucunda bir ip bulunuyor. İpin diğer ucuna ise ağırlıklar bağlanıyor. Dünya vajinayla ağırlık kaldırma rekoru Tatyana Kosevnikova isimli bir kadına ait. Bu kadın vajinasıyla 14 kilogram kaldırarak rekorlar listesinde ilk sırayı almayı başarmış. Belki bu kadar ciddi şekilde değil ama dünya üzerinde pek çok kadın sağlık sebeplerinden ötürü vajinal kaslarını güçlendirmek için egzersizler yapıyor. Fakat 2012 yılında yapılan bir çalışma bu şekilde yapılan egzersizin faydası olduğuna dair bir sonuca ulaşamadı. Yine de pek çok insan bunun faydalı olduğuna inanıyor ve hala vajinayla ağırlık kaldırma egzersizleri yapmaya devam ediyor. Yüksek topuklular. Bir sonraki maddemiz yüksek topuklular. Yüksek topukluları düşündüğümüzde aklımıza kadınların gelmemesi mümkün değil ve bunun için kimse sizi suçlayamaz. Göz önünde olan kadınların her an yüksek topuklularla dolaştığını görüyoruz. Ama eminiz ki pek çoğunuz topuklu ayakkabıların ilk kez üretildiğinde 1670 yılında ne amaçla üretildiğini bilmiyorsunuz. Topuklu ayakkabılar aslında erkekler için üretildiler. Gözünüzde topuklu ayakkabılarla sokaklarda dolaşan erkekler canlanmış olabilir. Fakat gerçek bu değil. Bu ayakkabılar o dönemde yalnızca zengin toprak sahipleri ve krallar tarafından kullanılıyordu. Kral 14. Louis bunun en büyük örneği. Kralın 200 çiftten fazla topuklu ayakkabısı vardı. O dönemde kullanılan topuklu ayakkabılar gözünüzde nasıl canlanıyor bilmiyoruz. Ama şekil olarak şu an mağazalarda gördüğünüzden oldukça farklıydı. Siz de kadındınız. Bu maddemizle aklınıza oldukça vurucu bir darbe indirdiğimizin farkındayız. İlk başta kulağa oldukça aptalca geliyor olabilir ama kesinlikle bilimsel olarak kanıtlanmış. Siz, babanız, dedeniz, erkek arkadaşınız, abiniz, aslında hepimiz başta kadındık. Fetüsken, yani anne karnında gelişmekte olan, minyatür bir bebek olan halimizdi. Hepimiz X ve Y adı verilen kromozomlar taşıyoruz. Bu kromozomlar cinsiyetimizi belirliyor. Kromozomları XX olanlarımız kadın olarak dünyaya gelirken, XY olanlarımız erkek olarak geliyor. Anne karnında geçirdiğiniz ilk 68 hafta hepimiz aynı yapıya sahibiz ve vajin olarak gelişmeye başlayan cinsel organlarımız var. Fakat daha sonra cinsiyet kromozomlarımız devreye giriyor ve eğer erkekseniz vajin olarak gelişen yapınızdan penis oluşmaya başlıyor. Bu durumda bize her erkeğin teknik olarak aslında başlarda kadın olduğunu kanıtlıyor. Konuşma. Eğer bir kadınsanız ve bir erkek arkadaşınız, kocanız ya da sevgiliniz varsa dönem dönem çok konuştuğunuzla ilgili şikayetler duymuşsunuzdur. Erkekler de mutlaka bu konuyla ilgili anılara sahiplerdir. Durum pek de şaşırtıcı değil. Çünkü kadınların erkeklerden daha çok konuştuğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Kadınlar günde 20.000 kelime kullanırken erkekler de bu sayı 7.000'lerde kalıyor. Fakat kadınların bu durumla ilgili geçerli ciddi bir sebepleri var. Kadınlarda beynin aktif çalışmasını ve konuşmayı tetikleyen proteinlerin oranı daha yüksek. Bu şu demek kızlar, bir dahaki sefere biri gelip size çok konuştuğunuzu söylerse, bilimsel bu gerçekten bahsederek onları susturabilirsiniz. Gaz çıkartmak. Evet, bu başlık biraz kaba olabilir. Erkekler gaz çıkarttığında etrafın nasıl kötü bir kokuyla kaplandığı su götürmez bir gerçek. Fakat bilimsel bir çalışma kadınların gaz çıkarttıklarında daha kötü bir kokunun ortaya çıktığını kanıtlamış.
üzülmeyin. Bu sizin suçunuz değil. Çünkü kadın vücudunda daha çok sülfür bulunuyor ve kokuyu arttırıyor. Bu sebeple kadınlar gaz çıkarttıklarında, erkeklerle kıyaslandığında daha kötü bir koku ortaya çıkıyor. Kadınların sülfür oranının erkeklerden neden yüksek olduğuna dair henüz bir açıklama yok. Durumun cinsiyet şekillenmesiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Aldatma. Filmlerde ve günlük hayatta erkeklerin aldatması oldukça klişe olarak söz konusu olan bir şey. Her fırsatta bir şekilde erkeklerin buna daha yatkın olduğundan bahsediliyor. Fakat yakın zamanda yapılan bir araştırma, kadınların da benzer duruma en az erkekler kadar yatkın olduğunu gösteriyor. Binlerce kişinin katıldığı testin sonuçlarına göre her 10 kadından 7'si yakalanmayacağından emin olduğu takdirde aldatabileceğini ifade etti. Erkeklerde ise her 10 erkekten ikisi bir sorun yaşamadığından emin olursa aldatabileceğini söyledi. Daha şok edici olansa araştırma sonuçlarına göre her 10 kadından 3'ünün küçük aldatma girişimleri yaşamış olması, öpüşme ve diğer şeyler gibi. Yani erkekler, gözlerinizi açsanız iyi olur ve kızlar, aynı şey sizin için de geçerli. 10 erkek içerisinde aldatmaya evet diyen 2 erkekten biri belki de sizin sevgiliniz, kim bilebilir. Kabuslar. Araştırma sonuçları gösteriyor ki kadınlar erkeklere oranla çok daha fazla kabus görüyor. Araştırmalara göre kadınların rüyaları birbirine benzer tiplerdi. Rüyalarda genellikle başka karakterlere yardım ediyorlar. Aile üyeleri, endişe verici durumlar ve psikolojik stresle ilgili rüyalar görüyorlar. Seksüel durumlar ve fantezilerle ilgili rüyalar görselerdi, rüyaların en sık konusu aile bireyleriyle ilgili duyulan endişeler. Tabii ki erkekler de kabus görüyorlar. Fakat kadınların kabus görme oranları erkeklerden neredeyse %72 daha fazla. Tuvalet kullanımı. Pek çok kadın klozeti oturur pozisyonda kullanıyor. Fakat kadınlar için en uygun doğal tuvalet pozisyonu aslında erkeklerden daha farklı. Bu, kadınlarla erkeklerin anatomik yapılarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Kadınlarda bulunan puborektalis erkeklerde mevcut değil. Bu yapı sebebiyle kadınların tuvaletlerini oturarak yapması doğal yapılarına pek de uygun değil. Oturma pozisyonunda kaslar vücuda yeterince baskı sağlayacak şekilde kasılmıyor ve bu durumu zorlaştırıyor. Kullandığımız tuvaletlerde uygun pozisyonu tam anlamıyla almak mümkün olmasa da denemenin rektum hareketlerini kolaylaştıracağı kesin. Doğum sırasında gerçekleşen ölümler. Bu durum ciddi olarak endişelenmemizi ve üzerinde durmamızı gerektiren bir konu. Doğum sırasında hayatını kaybeden kadınlarla ilgili mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur. Özellikle riskli doğumlarda annenin hayatını kaybetme olasılığı oldukça yüksek. Her 90 saniyede bir kadının doğum yaparken öldüğünü biliyor muydunuz? Bu, siz bu başlığı izlerken 4 kadının hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Ölümler daha çok gelişmekte olan ülkelerde uygun medikal malzemelerin bulunmadığı veya yeterli olmadığı için görülüyor. Peki bu ölümleri durdurmak için bir şeyler yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Siz de gelişmekte olan ülkelere destek olan sağlık kuruluşlarına bağış yaparak katkı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve diğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunu tıklamayı unutmayın.